şeridinden çok seri bir şekilde ilerleyemiyoruz. Evet, size şöyle bir sahilimizi gösterelim. Bizim ev de bu civarda dostlar. Burası Mezitli. Barlar Sokağı, sahil bandı diye geçer. Dostlar, yaklaşık yarım saat sürecek bir yolculuktan bahsediyorum size. Ortalama 10-12 kilometre. Biz aralardan gittiğimiz için 15 kilometre yapıyor olabiliriz. Net olarak bilgiyi daha sonra vereceğim size. Rotamız Mersin'den Erdemli istikametine. Yola çıkmamız lazım. Gördüğünüz gibi yayalara öncelik falan tanımıyorlar. Gördüğünüz gibi bu sayede yeni almış olduğum aksiyon kamerasını test ediyorum. Aksiyon kamerasının özellikleri 4K çekebiliyor. Onun dışında şu anki görüntü HD 1080'e formatında olacak. Evet, şu anda Mezitli sahilinden, Viranşehir sahilinden ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kelebek yapmışlar. Belediye başkanına buradan saygılar, sevgiler. Çiçek gibi bir Mezitli bizlere sundu. Ben de Mersin Mezitli'de yaşıyorum dostlar. Yaklaşık 20 senedir buradayım. 5 yıldan fazla Kazakistan'da oldum. Dolayısıyla Mersinliyim diyebilirim. İkinci memleketim Kazakistan diyebilirim. Çünkü doyduğunuz yer memleketiniz oluyor benim felsefeme göre. Dolayısıyla dostlar, gördüğünüz gibi arkadaş da selam verdi. Ne konuşacağımı unuttum benim için. Yani çok takdir ediyorlar bu gezme, tozma maceramızı paylaştığımız için. Çok teşvik eden var. İzleyenimiz çok. Soğuk memleketlerde yaşadık. Dolayısıyla bu deneyimi bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Evet, şuradan geçelim. Evet, burası Mersin Mezitli'nin Pompepolis turistik yeridir. Pompepolis sahili. Burası da Mezitli Belediyesi'nin temizlemiş olduğu bir alan. Soli Pompepolis Parkı. Gördüğünüz gibi insanlar burada piknik yapabiliyorlar. Sonrasında dostlar, arkasında hemen Pompepolis'in tarihi kalıntıları mevcut. Benim YouTube'da Mersin Soli 2019 yazdığınızda karşınıza Pompepolis'in videosunu az çok anlattım. Evet. Buradan tarihi bir bölge olduğu için buradan çok fazla ilerleyemiyoruz. Dolayısıyla bu yoldan ilerleyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz de burada gördüğünüz gibi çalışmalarını sürdürüyorlar. Huzurlu bir Türkiye için.
dostlar. Türkiye çok güvenli bir bölge. Hiç kimse haberde gördüğü gibi sıkıntılı, problemli bir algı oluşturmasın. En huzurlu, en güvenli memleketlerden, ülkelerden birisidir. Evet, burası tarihi çok büyük, araştırırsınız. Ben bunu ayrı bir video olarak drone kamera alacağım. Drone kamerayla bunu destekleyeceğim dostlar. Gördüğünüz gibi buradan sahil bandından yol gitmiyor. Çünkü yani bu zeminin altı tarihi eserlerle dolduğu için kazı çalışmaları da bir yandan sürüyor. Mersin Üniversitesi öğrencileri tarafından bazı çok ayrıntılı detaylar bulundu. Bu detayları gün yüzüne çıkartmak için buralara da yapıya izin vermiyorlar. Ama şurada çok güzel bir atmosfer olmuş. Onu size göstermek istiyorum dostlar. Onun için ilerliyorum. Evet. Umarım aksiyon kameramız güzel bir görüntü yakalıyordur. Şöyle. Tek korktuğum şey ne biliyor musunuz dostlar? Böyle yerlerde lastik patlaması. Lastik patlarsa çok kötü olur. Çünkü şu anda heyecanla çekeceğim vlogumu çekemeyecek durumda olurum. Evet, şöyle bir durup görüntülemek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi liman, antik liman yani Pompeipolis burada, tarihi eser. Onun önü buralarda, kazı çalışmaları falan devam ediyor. Yan tarafı parkın olduğu yer, konser alanı aynı zamanda o boşlukta. Yaz, Soli yaz konserleri oluyor. Mezitli Soli yaz konserleri dediğinizde YouTube'da bir sürü sanatçı görebilirsiniz. Hepsi buraya doğru geliyorlar ve güzel etkinlikler yapıyorlar. Edip Akbayram, sonrasında Bengü, sonrasında birkaç sanatçı şu anda aklıma gelmiyor. Buraya gelip böyle güzel anlar yaşattı bizlere. Zülfü Livaneli bunlardan bir tanesi. Çok keyif aldığım bir konserdi. Evet. Çok da sevdiğim bir sanatçıdır kendisi. Evet, gördüğünüz gibi seraların arasından böyle otluk alanlar, yeşillik alanların arasından ilerliyoruz dostlar. Birazdan tekrardan şeye çıkacağız. Sahil bandına, sahil şeridine. Evet. Çok güzel bir hava var. Atmosfer harika. Görüyorsunuz. Öyle bir espri vardı. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi rotamızdan bahsedeyim. Şu anda Mersin Viranşehir sahilinden Erdemli istikametine doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki rota Mezitli'den sonra Davultepe, sonrasında Tece, sonrasında Çeşmeli olacak şekilde. Bunu çok kolay olarak sizlere şu şekilde söyleyebilirim. Mersin'de otobanın bittiği, otoban çıkışının olduğu yer Çeşmeli dostlar. Ben de oradan 1 kilometre Erdemli yönüne doğru gideceğim. Haritadan da bakabilirsiniz. Adana-Mersin otobanı, otoyolunun Mersin-Erdemli istikametinde bittiği yer otoban çıkışından 1 kilometre Erdemli yönüne doğru gideceğim. Ve hedefim sağ tarafta kalacak. Neyse, devam ediyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi harika bir hava var. Eğer ki Astana'da olsaydım şu anda -10'un üzerinde bir havayla cebelleşiyor olacaktım. Benim tavsiyem, eğer tatil veya varsa imkanınız, Aralık, Ocak, Şubat ayını Kazakistan, Rusya gibi bölgelerde değil, gelip Mersin, Antalya, İzmir gibi bölgelerde geçirmeniz dostlar. Evet, gördüğünüz gibi Pompei Beach oldu burası da. Ben daha hiç denemedim çünkü bir fiil iki yıl Kazakistan'da kaldığım için o dönemde açıldı bu.
burası. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir beach manzarasını size yaşatmak istiyorum. Dostlar, burası yazın şahane olacağını düşündüğüm bir lokasyon. Bakın, bungalaya benzer şeyler var. Rüzgardan ve soğuktan etkilenmiyor galiba. Ve Mersin'de şunu fark ettim. Türkiye'de her yerde aynıdır. Her tarafta bekçiler geziyor arkadaşlar. Yani bu bekçiler mahalle polisi gibi bir şey yani. Yani mahallelerde yürüyerek ikili gruplar halinde geziyorlar ve hiçbir güvenlik olaraktan sıkıntınız olmuyor. Çünkü hepsi bir ses kadar yakınlar. Buradan tüm emniyet teşkilatına başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bizlere bu güvenli ortamları sundukları için, bizlere ve tüm Türkiye halkına, turistlerimize bu özgürlüğü doya doya yaşattığı için onlara minnettarız. Onları seviyoruz. Evet, önümüzde bir şey, yoldan çıkalım hemen. Ne yapacağını bilemezsiniz dostlar. Çocuktur. Dolayısıyla biz de yoldan çıktık. Evet. Evet, buradaki tek sıkıntı millet sağına soluna bakmadan böyle rahat rahat salına salına gidiyor. Zil çalsan da çok umurlarında değil. Bizde zaten şöyle bir durum var. Yaya geçiti olayı Türkiye'ye yeni geldi. Yani yayalar yaya geçtiğinde karşıdan karşıya geçerken yola adımlarını attıklarında araçların durma zorunluluğu geldi. Evet, dolayısıyla bunları da eklemiş olalım. Yakın zamanda şey oldu bu, siz söyleyin, yakın bir dönem içerisinde uygulanma ve katı uygulanma şeklinde devam edecek. Evet, ilerlemeye devam dostlar. Yalnız tek sıkıntı kamerayı tuttuğum elimin sol değil de sağ tarafta kalması oldu. Bu şekilde mikrofon daha yakın oluyor. Şayet zil ve arka fren diğer tarafta kalıyor. Evet, burası da bir aqua parklı bir site. Yani şu an her yer kışı, katı kışı yaşarken Mersin baharı yaşıyor dostlar. Yani Nevruz'da bile bu kadar yeşillik olmuyordu. Ne Almata, ne Astana, ne de Bişkek dostlar. Sıcakkanlı şehir olduğu için Mersin, insanları çok nasıl söyleyeyim, içtenler. Şayet çok göç aldığı için Mersin, farklı insanlarla karşılaşabilirsiniz. Herkesi bu sebepten Mersinli sanmayın yani. Evet, bu videoda kesme biçme yapmayacağım arkadaşlar. Doğaçlama ilerleyeceğiz. Sürçülisan ettiysem affola, ki etmişimdir. Herkesin gönlünü kazanmaktan yanayız. Şayet %100'ünde gönlünü kazanamayabiliyoruz. Evet, buradan sonrası nasıl olacak? Şöyle olacak. Görüyorsunuz kedileri değil mi? Harika bir ortam onlar için. Evet, buradan devam edeceğiz galiba. Şöyle köşeden köşeden ben gideyim. Evet. Sahil anlatılmaz. Yani şöyle bir sıkıntı var. Bu bisiklet yollarının bir an önce buralara da uygulanması gerekiyor. Burası Soli arkadaşlar. Soli tesisleri olarak geçiyor. Siz de takdir edersiniz ki Mersin'i Mersin yapan bazı yerler var. Bunlar turistik yerler. Dolayısıyla
Biz de bunları tanıtacağız sizlere. Soli, yabancıların ilk buraya geldiğinde apart olarak kullandıkları bir tatil köyü, bir site. Nasıl konumlandırırsanız kafanızda. Buranın içerisinde apart oteller gibi şeyler de var. Onun dışında bu arada şunu söylemeyi istiyorum dostlar. Bakın insanlar burada beach voleybol oynuyor. Yani plaj voleybolu. Ayak izlerinden anladım. Yani yeni oynamaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi. Evet. İlerlemeye devam ediyoruz. Burası biraz engebeli olduğu için video sarsılabilir. Bu yüzden kusura bakmayınız dostlar. Evet, Soli'nin bu apart kısımları, toplantı salonu, havuz başı ve yürüme alanları ve burası da Soli sahili diye geçiyor. Halk plajıdır dostlar, ücretsizdir. Tüm Mersin'e gelen kişiler faydalanabilir. Sadece tek istirhamımız yerleri kirletmememeniz tavsiye niteliğindedir. Yaptırımı vardır Mezitli Belediyesi. Eğer ki sokağa çöp atarsanız gelip ceza bile kesiyor. Bu da bilginiz olsun diye söylüyorum dostlar. Şimdi rotamızı yola doğru çıkartacağım. Çünkü buradan sonrası, Soli kavşağından sonrası biraz çok ilerlemediğim, bilmediğim bir lokasyon. Buradan sonra güzel bir sahil var. Şayet bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Şuradan yavaş yavaş çıkalım. Evet, burada gördüğünüz gibi satlık, kiralık, bin sürü daire var. Almak isterseniz denize sıfır. Harika bir lokasyon. Yanında Soli. Soli sitesi. %100 güvenli. Her tarafı kameralarla, şeylerle konuluyor. Bekçilerle. Burada da bir otel var. Adını bilmiyorum. Vista butik otelmiş. Gördüğünüz gibi. Onların da reklamını yapmış olduk buradan. Şimdi dostlar, burası Soli Cami civarı. Yani bu belgeleri, pardon, sinek kaçtı ağzıma ya. Soli Cami civarı. Mersin'de en çok bilinen lokasyonlardan bir tanesidir. Çünkü burası biraz tarihi olduğu için, eski bir cami olduğu için. Bir de bu kavşak Mersinliler tarafından, herkes tarafından bilindiği için dostlar çabucak yer yön bulabiliyorsunuz. Yani Mezitli Camii'nden sahile doğru gittiğinizde dostlar, biz de karşıya geçelim. Ters yönden ilerlemeyelim bu arada. Bisikletliler için eğer yol küçükse ters yönden ilerlemek mantıklı. Şayet yol büyükse araçların gittiği yönden ilerlemeniz konusunda tavsiyem var sizlere. Dolayısıyla dostlar, konumuza dönmek gerekirse Soli Camii'nden sahile doğru kaptırdığınızda çok güzel bir plaj sizi bekliyor. Ücretsizdir.